Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin. Bizi sorarsanız da gördüğünüz gibi biz kış, kıyamet, kallar altındayız. Ondan sonra sabah bugün ama biraz güneş açtı, inşallah öğleden sonra yağar mı bilmiyoruz artık. Rabbim bilir işini. Yağarsa da bereket yağıyor. Biz de kalktık, hayvanlarımızı falan doyurduk işte. Sıra bize geldi bugün. Hayvanlarımızı bile çekmedik bu sabah. İşimizi bitirdik. Şükrüne geldik, biraz dinlendik, muhabbet ettik. Dedim ki ben bir kahvaltı hazırlayayım, biz de çıktık artık. Kahvaltıya şöyle kaşarla deleyeceğim. Sütümü aldım, bir bardak sütümü koydum plastiğimin içine. Kaşarımı rendeleyeyim, kenara da alayım. Ben elime bu kadar kaşar aldım ama göz kararı rendeleyeceğim şimdi. İki kişiyiz. Yapacağım işleme göre tavada bugün süt, su, 3 tane de yumurtamı da getirdim buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tavuklarımız yumurtluyor, çok şükürler olsun. Artık bahar geldiğinde tavuklar bile yumurtlamaya başladı yani. Meryem Hanım, bir koli yumurtayla milyon oldu ya. Evet. Artı yumurtasın işte. Verdiğimiz yumurtasınlar artı bize de. Yani yem de pahalı arkadaşlar. Çok pahalı. Bir kilo mısır 7 lira yani. 7 lira. Evet. Bu kadar kaşar şimdilik yeterli. Yetmezse de şunu da öyle koyayım. Yetmezse de yine rendelerim. Şöyle bir tabak kaşarımı rendeledim. Onu da kenara alayım şuraya. Şöyle tezgahımızı temiz. Bir bardak sütümü koydum içine arkadaşlar. Bir bardak daha koyacağım. Şöyle kınalı sütü sabah sağdım. Ateşe de koydum sütümü sobamın üstüne. Sobamızı da yaktık. İki bardak süde, iki bardak da su koyacağım. Şimdi hayvanımızın sütü koyu maşallah. Ondan sonra sade sütten yapmayacağım. Tuzunu da katacağım şöyle. Az bir şey daha. Bir pıska. Tuzumu koydum yine. Geldi sıra yumurtalarımı kırmaya. Yumurtalarımı da yıkadım maşallah. Kendi tavuklarımızın yumurtası. Şu da küçücük, daha bu yeni başlamış herhalde yapmaya. Ne kadar küçük. O da küçücük. Şöyle. Melek Hanım, senin küllüler olsa ne olur değil mi? Yumurtaları koca koca gidiyor. Ama o günahtı ya şimdi ya. Değil mi? Görüyorsun hayvanlar hani. Ondan sonra hayvanlara şey çektirmeye gerek yok yani. Altlar hep yere vurdu ya. Onlar da kesilmek için öyle. Sahte. Şöyle güzelce de karıştıracağım. Arkadaşlar. Yumurtalar bile bir dağılsın güzelce. Güzelce yumurtaları dağıttın arkadaşlar. Şöyle. Böyle çok katı olmayacak. Göz kararı. Ama katı bir hamur olmayacak. Böyle kaşarlı cızlama yapacağım bugün. Çok az ama. 2 yemek kaşığı kararında. Süt de yağlı sattı. Yağ koymadım içine. Koymayacağım da. Tavaya da böyle çok az bir şey damlatacağım. Yağlı olmayacak bu. Şöyle gördüğünüz gibi. Kek hamuru gibi. Ne kadar çırparsak
o kadar güzel olur. Civcivlerimiz bayağı büyümüş arkadaşlar. Bu sabahdan sevdim onları. Yukarı yukarı hopluyorlar böyle elime elime. Allah Allah. Vallahi. Onların suyunu falan koydum. Yemlerini koydum. Ondan sonra bu sabah yumurta haşlayamadım onlara. Yarın sabah kaçırmam tabii ki. Şöyle bir 15 gün kadar onlara yumurta sarısıyla. Gün aşırı olsa da her gün olmasa da. Çetelik yumurta sarısıyla karıştırıyorum. Evet, hamurum da çok güzel oldu şöyle. Gördüğünüz gibi. Tamam da sobanın üstünde ısındı. Bunu da şöyle şuraya koyuyorum. Yağımı da alıyorum şöyle arkadaşlar. Yağım da burada. Sobamın üstünde hemen. Evet, çok az bir şey yağma. Çok az. Tabii devdi devecek gibi. Devdi devecek. Şöyle her tarafında gezdirelim yağı. Sobamız güzel. Şöyle tavam ısındı zaten. Şöyle göz kararı ama az hamur koyacağım. Evet. Yeterli o kadar. Her tarafına kepçemin yardımıyla, benim krep tavam yok. Onu da alacağım inşallah. Hamur ne kadar ince olursa o kadar da güzel olur. Sabah kahvaltılarına çocuklar da bebeği çocuklar olan bayanlar arkadaşlar kahvaltıya böyle beslenmesine de yapabilirler. Hafta sonları kahvaltıya da güzel olur. Ben yaparım arkadaşlar zaman zaman böyle. Kaşarınız da yoksa evde yağlı peynirlerden de olabilir. Neden olmasın? Bu şekil böyle bunu. Benim ateşim bayağı bir yanıyor. Hemen diğer tarafına bir bakacağım. Az daha var. Çok az bir şey daha var. Azıcık kızarmasını bekliyorum tabii ki. Şöyle. Şükrü Bey dedim, bugün dedim şöyle güzel bir kahvaltı yapalım beraber. Eyvallah, oturalım karşılıklı. Ondan sonra. Vallahi iyi olur. Şöyle arkadaşlar. Hamur ne kadar ince olursa o kadar da güzel olur. Önemli olan hamurun inceliği. Ben hamurumu çok yaptım. Bayağı bir yaptım. Bundan kaç tane çıkacak? Hiç çıkmasa yine 4-5-6 tane rahat çıkar. Biz tabii ki burada yaptığımız zaman böyle yemeklerimi falan pişirdiğim zaman arkadaşlar babamıza da götürürüz yani kayınpederime. Bugün öğleden sonra belki ona gidebilirim. Ben gidemezsem de, çünkü benim hayvanlarım ve tavuklarım biliyorsunuz, gidemezsem de eşimle hemen yolluyorum ona da. Şöyle, diğer tarafı da güzelce pişti. Nasıl oldu şu usta? Güzel. He? Güzel. Tam ağzıma layık diyor musun? Tam, on numara. Severek de yer arkadaşlar, zaman zaman da yaparım böyle. O hatta böyle bunun bana küçüğünü yaptırır, böyle küçük küçük, elim gibi elim gibi. Ondan sonra gilik der ona da, gideriz yani. İçinde kaşarlar da böyle eriyor, çok güzel oluyor. Acele etmeyeceksiniz buna yavru pişirirken.
Kısık ateşte pişmiş dedi. Zaten ince bir hamur gördüğünüz gibi. Evet, diğer tarafı da pişti. Azıcık daha çektireceğim. Şöyle tatlının üstüne güzelce alacağım onları. Oo, bak. Güzel. Tatlımın yardımıyla şu şekilde alayım. Tabii pişirmeye de devam edeceğim. Çok az bir şey yağsın dökmüyor tavama. Hamurumuz ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Şöyle. Tahta kaşığımı yardım yine de. Tam bir sabah kahvaltısı böyle, içinde yumurtası, sütü, süt sevmeyen çocuklara mesela, bazı çocuklar süt içmez. Benim Asiye'm mesela hiç içmedi süt. Bebekliğinde bile içemedik çocuğa sütü. Hala da içmez. Yoğurdu böyle çok nadir yer. Ondan sonra böyle şeyler yapıp getireceksiniz işte arkadaşlar. Yani. Şöyle. Aynı şekilde yine. İçine. Kaşarımızı. Çok vitaminli oluyor. Evet. Biraz daha pişirelim. Bu çiğden kalmıyor. Gördüğünüz gibi zaten hamurunu güzelce çekiyor. Çiğ galiba bir şansı yok. Buraya da sütümü koydum, ağzını kapattım. Sonra açacağım ağzını. Hani toz falan bir şey girmesin, olur ya. İnsan da şanlı üstümüzden, başımızdan. Böyle kıpkırmızı nar gibi. Yaklaştır şu kameranı. Evet. Güzel. Çok az bir şey yağıyla arkadaşlar. Çok az bir şey yağıyla. Bir tane suyun sesleri geliyor bu. Bir tane arkadaş yazmıştı. O ürbüğün sesine bayıldım diye. Kaynaması da olmaz çay suyumuz. Onu da şimdi çayımızla deneyeceğiz hemen. Ben kahvaltılarımı hazırlarken, işte doğrarken, hazırlarken çayımız da demlenir. Evet, bu da pişti. Böyle. Şu şekil. Hop. Yumuşacık. Pamuk gibi oldu arkadaşlar. Böyle.
Arkadaşlar soframı kurdum. Rabbim ne verdiyse hazırladım. Getirdim buraya. Gel şimdi buyur yiyelim şimdi. Şöyle ekmeğimin de cızlamamın da soğuk yerinden alayım ilk yapraklarından. Üstündekiler kaynar. Kaşar içinde arkadaşlar. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaşar. Evet. Şöyle. O kadar lezzetli oluyor ki. Ben bunu çocuklarıma yapıp yediririm böyle. Yedirirdim zaman zaman. Hele hele pazar günleri. Börek, böyle şeyler. Yani çocuklarımı böyle hiç. Yani iki tıkız zeytin koyayım. İşte bir domates doğrayayım, kaldırım hiçbir zaman yapmamışımdır. Ondan sonra sizler de deneyin. Yumurta haşlamadım. Çünkü içine 3 tane yumurta kırdım. Var zaten sütü var içinde, yumurtası var. Ben de şunu açayım. Aç bakalım şunu. Şu rızda üşür. Ondan sonra Rabbim ne verdiyse şükredeceğiz. Tabii ki Rabbim'e verdik. Yani bak bakalım şunu tadına bir bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Al al kaşarlı kaşarlı şöyle. Şöyle kaşarlı sunayım. Evet. Al 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 hepsi kaşarlı. Tamam. Hepsine koydum. Rendeledim sonra. Yetmedi. Şöyle bak. Isıcak ısıcak. Al üstüne ara çok kaynar. Kendini sağlayalım. Elim yaktı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Soğuklandım. Parçalayamam da orayı. Neden nefes yeter para parçalama. Kaşarlarını koyacağım arkadaşlar şöyle. Evet. Nasıl tadı? Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. İçine daha başka şeyler koyabilirsiniz. Mesela sucuğu incecik incecik doğrayıp da ondan sonra evinizde ne varsa yani ben de bugün kaşarlı yaptım. Tam da kış kahvaltısı böyle. Daha öğlen yemeği de aramak saatte. Bunu yiyen öğlen yemeği yemez daha. Hem şunu. Şunu da çok sever böyle şeyleri. Aynen. İncecik böyle kağıt gibi. Çok güzel olmuş. Ben de ellerime sağlık diyeyim artık. Ben de ellerime sağlık. Dedim canım sana bir şey demiyorum. Afiyet olsun. Ben sana ne diyebiliyorum? Evde ne varsa domatesimiz, salatalık, zeytin, peynir koydum. Bir de kaşarlı cızlamamızı yaptım. İçinde yumurtamız var, kaşar var, süt var, melu bol. Yani, lokum. Evet, afiyet olsun. Daha bir lezzetli. Çok güzel oluyor. Ben de sofraya oturmadan ilk önce kapımı aldım tabii ki. Bu şekilde yapmayan arkadaşlar varsa denemenizi isterim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bu da bak sütü Ceylan emmemiş. Bu da bak bana bırakmış. İnsan ben öğrendim. Baktım Ceylan yok. Anasının takatlarına sağlanmış. Bu köşeye nasıl giriyor öyle değil mi? Ya. Bilmem civcivlerin de bayağı büyümüş ha. Civcivlerin büyüdü evet. Arkadaşlara bahsettim zaten. Böyle yem atıyor mu ya arkadaşlar yukarıdan böyle? Yukarı doğru sıçrıyorlar. Evet hemen mesela yumuşamayan açamayabilen arkadaşlarımız vardı yeni yetmeler hani yapamayacak hiçbir şey yok da hemen illa yumuşamak şey değil incecik yine de bir tabağa hamuru aynı börek gibi arkadaşlar
gözleme gibi. Yine kar yağacak herhalde. Havalar güneş bir açıyor, bir dönüyor. Geldik mi? Kar kokuyor bu hava. Ama bir tadı sokmuyor. İyi ben de değil. Ye sen de. Yiyebildiğin kadar ye. Havadan yeni çıktı daha. Aynen. Sizlere hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hep ben yanımda oldunuz. Beni yalnız bırakmadınız. Ne kadar dua etsem azdır. Dün akşam yine bir arkadaşla telefondan konuştum. Korganlı ama Korgan'ın Ahçekese derler. O köyünden Soma'da duruyor, oturulmuş. Melek abla diyor, seni de ilk zamandan beri izliyorum diyor. O kadar da ulaşmak istedim ki sana diyor. Çok güzel muhabbetimiz de oldu. İnşallah Funda 2 senedir gelmemiş. Pandemiden dolayı gelemedik diyor. Küçük kızıyla konuştuk, Kübra'sıyla 10 yaşında. Annesi tabi yanındaydı, telefonu açtığında Kübra çıktı telefona. Kübra'yı da öpüyorum burada. Ayşe Hanım'ı da öpüyorum. Hepinize kucak dolusu selam gönderiyorum arkadaşlar. O kadar güzel bir duygu ki. Mesela arayıp işte yaptığım, börekten yaptım, kızım çok sevdi diyen, oğlum sevdi diyen, komşularım işte günümüz vardı, arayıp konuşuyor, günümüz vardı Melek Hanım. Çok beğendiler, aynı tariften yaptım diyor. Ben tarif değil arkadaşlar, ben bildiğimi, öğrendiğimi, insan bir yere gitti bir şey görse yapmak istiyor, ben yapmak istiyorum yani. Değişik geliyor, güzel oluyor, cazip geliyor bana. İlla hani ben kendi yaptığım değil yani. Ben de öğrendiklerimi yapıyorum, bildiklerimi yapıyorum, sizlerle onları paylaşıyorum. Ne mutlu bana ki ben başkalarından tabii ki kapıyorum bir şeyler, hani öğreniyorum. Ben de sizlere ne mutlu bana ki bir şeyler görsedik, böyle paylaşabiliyorsam, sizleri memnun edebiliyorsam, çok şükürler olsun. Çok şükürler olsun. Mesela ben akşam oturduğumda okunduğu an kalpleri koyuyorum. Ben yorumları okuduğum an kalpler kuruluyor arkadaşlar. Bazı telefon konuşmalarım oluyor, kalpler azıcık geç oluyor. Arayan arkadaşlar da tabii ki onlar bana değer verip zamanlarını ayırıp, güzel zamanlarını, değerli zamanlarını ayırıp beni arıyorlar, konuşuyorlar. Ben onlara sizlere zamanımı ayırıyorum tabii ki, ayıracağım da. Çok güzel bir duygu, sevmek, sevilmek, insan sevildiğini hissetmek. İnanın ki ben sizlerin sevgisini anladım, sevildiğimi hissettirdiniz bana. Ben sevildim sanıyormuşum ama sevilmemişim hiçbir zaman. Tabii ki beni eşim, çocuklarım seviyor. Allah razı olsunlar. Ondan eminim. Eşimin sevgisinden eminim. Çocuklarımın sevgisinden eminim. Ama sizler gibi değerli dostların sevgisinden daha eminim arkadaşlar. Çok şükürler olsun. Rabbime binlerce şükürler olsun sizlerle beni tanıştırdığı, buluşturduğu için. Siz benim videolarımı izleyerek tanıdınız beni. Ben sizi görmüyorum ama Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah ne gönlünüzden geçiyorsa nasipler etsin. Allah kazasız, belasız, hastalıksız böyle güzel günler nasip etsin hepimize. Sofralarımız bereketli olsun arkadaşlar. Tabii ki ana baba olmak kolay bir şey değil. Ben şimdi şunu buraya koydum ama benim evdeki çocuklarım, kızım mesela, oğlum, evli kızlarım, torunlarım da olsaydı şimdi sofram da şurada. Soframın adı şöyle cıvıl cıvıl olsaydı, bardağın birisi düşseydi, çayın birisi dökülseydi, birisi su ver anneanne deseydi, beni daha mutlu ederdi. Vallahi daha mutlu ederdi. Şekerlik düşseydi yere. Yani bu, tabii şimdi buraya ikimiz oturuyoruz. Ben sizlerle konuşuyorum. İnşallah gelirler. Böyle onlarla da işte
Oğlum yapma, kızım getirsene, kızım götürsene. Mesela benim Allah bana erkek torun da verdi, kız torun da verdi. Allah'ım herkesin evladını annesine babasına bağışlasın. Allah'ım uzun ömürler versin. Diyorum ya keşke annenle kopart bana da versene düşürürken. Ben böyle şeylere bayılırım, mutlu eder beni. Yedirmeden yapmadan asla gocunmam arkadaşlar. Ondan sonra ben şimdi Allah izin verirse bahar geldi artık. Kar da yağsa bizim baharımız geldi. Bugünleri gördük. Şurada yapraklar açar. Kaldırıklar yapraklar çıkar. Ben onlardan şimdi hep çocuklarıma böyle geldiğine yesinler, giderken götürsünler diye neler yapmam değil mi? Yaparım yani. Yaparım. Rahmetli annem de hep bize yapardı, bana yapardı, hepimize yapardı. Çok şükürler olsun. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsınlar. Ana deyince ne yaparsak, daha doğrusu anamızdan öğrendiklerimiz, anamızdan gördüklerimiz, çocukluğumuzda yediklerimiz, damağımızda onun tadı kaldı, onu biliyoruz. Ne kadar da dışarıdan da öğrensek. Annem bir ekmek yapardı, o ekmeği de ustalarıma yapacağım Allah nasip ederse. Ondan sonra sizlerle paylaşacağım böyle kahvaltıda. Böyle işte biraz da kafanızı şişirmemişimdir inşallah arkadaşlar ya. Anlatmak istedim. Yerken çocuklarım aklıma geliyor. Ondan sonra insanın gelmez mi sevdikleri aklına çoluk çocuğu? Ondan sonra inşallah onlarla da bir gün böyle cıvıl cıvıl sohramızın başında, sobamızın başında, sohramızda olurum. Allah büyüktür, yaz geliyor. Kanne tatillerine falan çıktıklarında, bayram tatillerinde. İnşallah gönder. Özürüm çalışıyor zaten arkadaşlar. Özürüm muhasebeci. Özlemim ev hanımı. Ondan sonra çok şükür olsun iyiler. Sağlıkları yerinde, huzurları yerinde. Herkes mutlu yuvasında. Allah'ım kimsenin yuvasını mutsuz yapmasın. Böyle sizlerle de muhabbet etmek istedim. Yani vallahi kahvaltı bile yani yok oldu gözümde. Çok sağ olun. Yine de teşekkür ediyorum. Rabbim ne gönlünüzden geçiyorsa nasip etsin arkadaşlar. Bugün de buradan sizlere soframızın başından vedalaşalım. Bir çayımızı içmeye, hem Şükrü'yle muhabbet edeceğiz tabii. Hem de çayımızı içeceğiz. Ondan sonra sesimin gittiği her yere selam olsun. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.